27-2991 Lefke Mevlana'nın devlethanesindeki sabah sohbeti. Maniler, şahat adliyeler, dini maniler, akıl fikirler, karnımız tok, sırtımız pek, evimizde, yerimizde, çoluk çocuğumuz selametliyle sabahladık. Ahbaplarımız, ihvanlarımız, ehlimizden selamet olarak, bir sıkıntımız olmayarak sabahladık. Ne kadar insanlar şimdi ateşin altında, ateşin karşısında, ateşin içinde, ateş arkalarından kovalıyor. Ne kadar insanlar aç, ne kadar insanlar susuz, ne kadar insanlar korkunun içerisinde, ne kadar insanlar evsiz baksız, ne kadar insanlar soğukta, ne kadar insanlar evi yeri harap olmuş, çoluk çocuğu berrah olmuş, ne kadar insanlar birbirlerini kaybetmiş, ne kadar insanlar yerinden yurdundan olmuş, ne kadar insanlar sıhhatinden olmuş, ne kadar insanlar işinden gücünden olmuş, ne kadar insanlar bir çare kalmış, bir kes kalmış, kimsesiz kalmış, evlatsız kalmış, atasız babasız kalmış, kocasız kalmış, evlatsız kardeşsiz kalmış, ne kadar insanlar korkunun içerisinde titreyip kalmış, ne kadar insanlar ne yapacağını, ne edeceğini şaşırmış, ne kadar insanlar aradığını bulamamış, olduğunu alamamış, ne kadar insanlar yarının telaşından, bugünün dehşetinden aklını oynatmış. Hasılı kelam, ne kadar söylesek insanların üzerine inen dehşetli ve şiddetli ahvali anlatmaya yetişmez. Biz elhamdülillah köşemizde, bucağımızda, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda korkusuz, telassız, sağlık selametlikle oturuyoruz. Cenab-ı Allah'a hamdü sena ederiz. Yerden göğe, gökten yere kadar, yerden arşa, arştan ferşe kadar, mağrıyı, maşrıkı, yedi kat gökleri dolduracak hamdü sena ile hamd ederiz Cenab-ı Mevla'ya. Bu halimizi bize din iman ile, iman İslam ile üzerimizde sabit kılsın. Amin ya Rabbi. Bu nimetleri Cenab-ı Mevla mümin ve müslim kullarına helal kılmıştır. Mümin ve müslim olmayanlara ne dünya nimeti ne ahiret nimeti helal değildir. Allah Allah. Helal etmez Cenab-ı Mevla. Onun bunca sayısız ve hesapsız nimetleri Cenab-ı Mevla bize helal kılsın. Amin ya Rab. Ki onun kulluğunda bu nimetlerin kuvvetini sarf edelim. Nefsimiz yoluna değil, şeytan için değil, şeytanlar için değil, şeytanlar yolun için değil, dünya için değil, kendi yolunda kulluğuna duralım. Gücümüz, kuvvetimiz Allah yolunda sarf olsun. Amin inşallah. Gücümüzü, kuvvetimizi Allah yolunda sarf edelim. İnşallah. Malımız, canımız Allah yolunda olsun. Fi sebilillah da olalım.
en büyük şereftir, en büyük izzettir o. Allah yolunda olmamız. Evladımız, ehlimiz, malımız, mülkümüz, canımız, ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz Allah için olsun. Allah yolunda olalım. Allah bize ne verdiyse ona, onun yoluna onu sarf etmeyi bize nasip eylesin. Amin ya Rabbi. Allah yolunda sarf ettiğin vakitte korkma, eksilecek diye korkma. Nefsin için sarf ettiğinden kork, tükenir, biter, apışıp kalırsın. Allah yolunda verdik sonra artar, artar, çığ, çığ. Yumak kadar dağın tepesinden koptuğunda aşağıya indiğinde tepe gibi iner. Aşağıya çığ, kar, kar topu. Ufak topuktan kocaman bir tepe gibi yere iner. Aşağıya düşer, çığ dediği vakit. Allah yolunda verilen arkasını öyle bular Cenab-ı Allah, öyle verir, artar, artar gelir. Onun için büyükler öyle hitap ederdi, sıkıntısı olan kimseye, aman çabuk git, evde ne bulursan hemen git sadaka ver, çabuk sıkıntın açılsın. Evde bir şey yok. Ağaç, mağaş, tahta, mahta, onları da çıkar, yürü götür, ver. Aynadır, daraktır, tabaktır, hiçbir şey ne varsa al götür, efendim, sadaka olarak ver. Ver ki Cenab-ı Hakk'ın sana vaadidir, bire on vereceği. Sabah bir tane verirsen öğleden sonra on tane gelecek. Of. Bugün bir tane verirsen yarın 10 tane gelecek. Karşılık gelecek. Muhakkak gelecektir. Düşünme. Yahu neyim var? Vereyim. 5 kuruşum da varsa ver. Benim elimde bir şey yok. Allah'a inan. Allah ummadığın taraftan bir kimseyi gönderir sana, senin bütün yükünü alır bir kimse. Kaptanın arkasından bir kimse gelir. Allah'ın mülkü geniştir. Ben hepsini dolaştım deme, şaşkın sözü söyleme. Bütün dünyayı biz aradık taradık, böyle dağ görmedik. Sen ne dağını gördün bre? Sen 5 parmak dağını bile bilmezsin. Arkasına inemedin 5 parmak dağının. Kaf Dağı'nı nereden bileceksin? Kaf, Kaf Dağı. Estağfirullah. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kaf Dağı. Cenab-ı Mevla bildiriyor. Allah'ın mülkünün sen bu dünyayı zannetme. Allah'ın mülkünün hududunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kaf Dağı. Bütün dünyayı kuşadır. Sen nereden göreceksin? Şuraya çıktım, buraya çıktım. Televizyonda, sinemada gösterdikleri yalanlar gibi bir şeylerle seni aldatırlar, sen de sahih zannedersin. Kaf Dağı, Allah'ın mülkünün içerisinde azametli bir dağdır. Kaf vel Kur'anil Mecid. Manasını bundan dünyanın sonuna kadar söylesek, bitmeyen manalar var onun içerisinde. Kaf. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Onun arkasında ne kadar ümmetler var. Altından kubbeler, gümüşten minareler, yolları, sırça, bin
nur döşenmiş şehirler, nurani insanlar, kimse kimseyi incitmeyen, makine sesi duyulmayan, teknoloji belası girmeyen, tertemiz memleketler, insanlar içerisinde dolaşsan, görsen, hadi yaşa, Allah-u Ekber. İnşallah. Allah. Sizinle beraber inşallah sultanım. Neler var Allah'ın mülkünde? Amin. Bu biz bu zulmetli tarafta, zulmetli nefsimize kölelik yaptığımız için mahpus duruyoruz burada. Kendi nefsimizin mahkumluğundan, mahpusluğundan kurtulsak, bir kadıncağız geldi bana, Şam'a eriyordum dedi Şeyh Efendi. Şam'a eriyorken endim. Bir kimse geldi benim yanıma, benim torbamı dağıldı, benimle beraber yürüdü. Baktım bir şehir, acayip şehir, acayip güzellik, nurani insanlar. Hiç vahşi sıfatlı, karanlık yüzlü, efendim, karanlık kalpli insan yok. Beni bir dolaştım, canım kaldı o yerde. Ondan sonra gelip dönüp çarşı evine beni tekrar bıraktı. Öte beni alıp geldim, böyle bir hal oldu bana dedi. Bir dermişe kadın, hatun kişi. Sana dedim ucundan bir parça gösterdi. Daha içeriye doğru girip de o heybeti görseydi. Biz orada mahpusta duruyoruz. Onun da kavgasını yapıyoruz. Kül üstür taraf. Abdesthane de almazlar bu tarafı onlar. Öyle kaftanın maverasında gelişinde yüzüne baktığım vakitinde bayılası gelir. Öyle heybet, öyle cemal, öyle celal, öyle kemal ehilleri var. Orada hayalin almaz, hayaline getiremez. Ben ucundan söyledim sana onu. O tarafta bir davarlı var. O tarafa efendim, heybetinden, o davarın heybetinden yüzüne bakamazsın diyor. Üç kişi de zapt etmez onu. İbrahim peygamberin, Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfettiği sürüleridir o. Elhamdülillah. Şehid el hak. Hak. Bir sözlerine sırma gelirse o sözün hak olduğuna şahitlik için dursun. Allah bismillah. Elbette ki yalan değil söylediğimiz. Amin. Gerçektir. Muhabbet Allah. La şükür. İbrahim peygamberin sürüleridir ki efendim, ne için İbrahim'i halil ittihaz etti? Ey Rabbimiz dedi melaikeler, çoğunun bunca malı sürüleri vardır. Hesaba gelmez sürüleri vardır, mahmul. Efendim, gidiniz bakınız bakalım, onun kalbi sürülerde midir, benimle midir? Gelmiş Cibril Emin bir Adem suretinde. Demiş ki, Esselamu aleyke ya Nebiyyallah, Esselamu aleyke ya Halilallah. Allah Allah. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi elçisi İbrahim Halil. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. O sürüler
kimindir? Senin midir? Evet, sürüler benimdir. Rabbimi bir tesbih et. Üçte birini sana vereyim demiş. Cibril Emin Subuhu Kuddus Allah demiş. Üçte birini sana verdim demiş. Bir daha tesbih et. Subuhu Kuddus. Bir daha tesbih et. Hepsini sana vereyim demiş. Subuhu Kuddus. Subuhu Kuddus. Subuhu Kuddus. Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh demiş. Hepsini sana verdim demiş. Görmüş İbrahim Aleyhisselam. Cibril Emin demiş ki, ya İbrahim, ben meleğim demiş. Ben ne yapacağım? Ben melek melek tanımam. Verdim bir defa de göreyim. Ne istersen yap. Rabbimi tesbih ettin sen. Rabbimi tesbih eden kimseye feda hediye olsun. Hepsini al. Ben bakmam şimdi. Lüzum etmez bana. Rabbimi tesbih ettiğim tamamdır demiş. Al. Ne yapayım? Ne istersen sen bilirsin. Bana ait mesele yok. Ben yürüdüm demiş. O vakit Cenab-ı Hak'tan hitap geldi ki sür o sürüleri. Melaike-i kiram indi. Sür melaike-i kiram o sürüleri kaptanın arkasına. Vakfım olaraktan. Bana vakıf olaraktan İbrahim Halil'imden benim için vakıf olaraktan kalsın orada. Vaktin sahibi gelecektir. Vaktin sahibi geldiğinde ümmeti Muhammed'i kullarıma hediye gelecektir. Allah! Heybetinden yüzüne bakamayın şey. Hayvanların şimdi taş yığın milyonlarla vardır. Vaktin sahibi geldiğinde bunu süpürecek, bu pisliği süpürecek, bu şimdi taharet edecek, toprağı kalmadı, üzerinde namaz kılınacak, temiz yer kalmadı bu yeryüzünde şimdi. O kadar zulümle karardı, o kadar cülüp herifler vardı yeryüzünde. Ya, temize çıkaracak bunları vaktin sahibinin gelmesine. Yol açıyor şimdi. İnşallah. Berat'tan sonra bakalım. İnşallah. Oy verecek. Bundan sonra oradan vaktin sahibi zuhur edip evler, yerlerle burası öyle bir tertibata girecek ki git sorma gitsin. Ne asfalt? Asfaltı kullanmaya ne? Motor sesi yok. Bitti. Elhamdülillah. Motor sesiyle millet vahşileşti. Vahşet bu teknoloji dediği beladadır. Dünyayı batıran, dünyayı zulme, zulmata boğan. Hepsini süpürecektir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve lillahi elhamdülillah. Biter. Hepsini süpürür. Hepsini Moğol gibi bahir muhita attıracak onları. Fabrika, mavrika, otomobiller, otomobiller, hepsini bir gecenin içerisinde bir emir vereceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Namazı kılsın, selamet yetişir o güne. Evliyaya söz atma. Tarumar eder. Aman Allah. Muhakkak. Aman Allah. Şimdi geliyor. Kuvvet. Kuvvet ediyor. Allah. Uzaktan o mandalıyla ateşleyecek şimdi. Ha. Allah. Ondan sonra ki dünya başka dünyadır. Hacı Yaşar'ı tığ gibi göreceğim o vakit. Atın üstüne böyle atılayım. Giderken sürüklü at. Her şey harika.
Böyle yarım saat. Evet, çıkarım. Koşturum kadar gidecek. Bu gibi meseleler yaklaşıyor şimdi. Ve burada keselim, daha ileri gidersek sonra yapılmazsınız. Ve bizim Allah'a tevfik, Fatiha. Allah'a emanet olun.